Merhabalar. Evet, başlıyoruz bakalım. Depresyonla baş etme. Depresyon nedir, ne değildir? Kimler var? Bana sorularınızı daha önceden de yazabiliyorsunuz. Daha önceden olduğu gibi yazabiliyorsunuz. Ben de mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağım. Pınar, görebiliyor musun beni şimdi? Demin çünkü gelmedi live video demişim. Doğru mu yapıyorum? Beni duyabiliyor musunuz? Süper. Selam. Doğru yerde miyim Pınar? Ha, harika. Tamam. Süpersiniz. İsterseniz birkaç kişi gelsin diye bekleyeyim. Ondan sonra anlatayım. İsterseniz şimdiden anlatmaya başlayayım. Siz nasıl isterseniz. Süper. Yayında olmamıza çok sevindim. Harika. Şu şeyi kapatıyorum. WhatsApp'ı kapatıyorum çünkü sessize aldığım halde bu hala çalışıyor. Artık öğrendim, Chrome'dan bağlanıyorum. Evet. Beni tanımayanlar için, ay orada çok komik görünüyorum. Beni tanımayanlar için kısaca, ay kulaklık peki. Dur. Bulmak gerekecek bir saniye. Hemen geldim geldim. Sesi arttıracağım. Selam. Şimdi daha iyi duyuluyor mu? Arkadaşlar daha iyi duyuluyor mu? Evet herhalde ki bir like geldi. Beni Sandra Bullock zannetmiş Perran Tuncel. Çok teşekkür ederim. Bu Ocak gününde ve şu depresif günde bundan daha hoş bir iltifat alamazdım herhalde diye düşünüyorum. Okey. Sesi rahat duyuyor musunuz? Bir onun onayını alayım ne olur. Ha süper. Tamam. Harika. Tamam. Evet arkadaşlar yavaş yavaş başlayalım diyorum ben. Tamam. Şimdi konumuz uzun çünkü o yüzden bir an önce anlatayım istiyorum. Çok kısaca kendimi tanıtayım. Ben doktor psikolog Elvin Aydın Keleş. Eğitimimi psikanaliz teorisi üzerine Essex Üniversitesi'nde yaptım master'ımı ve doktoramı. Daha sonra Metanoia Enstitüsü'nde Londra'da transaksiyon analiz üzerine klinik eğitimimi aldım. Yani danışanla çalışmak için aldığımız eğitim bu. Sonrasında da işte bir sürü araştırmalar vesaire yaptım. Esas ilgi alanım kanser ve kanserin psikolojik desteği, kanser hastalarına verilen psikolojik destek. Öte yandan 15 senedir hatta daha fazladır birçok danışanla çalışıyorum. Tabii ki de depresyon bizim için çok çok önemli bir konu. Çok karşımıza geliyor ve bunu bilgilendirmek açısından göçmen annelerle de konuştum. En önemlisi Ocak ayındayız. Ocak ayı araştırmalarla da sabit en depresif ay olarak biliniyor. Ve bunun sebepleri de temel olarak düşünülen şey şu. Yılbaşında işte hepimizin çok beklentileri, hayalleri falan oluyor ki işte yeni yıldan işte hayallerimiz var, isteklerimiz var.
Ve bir sürü kutlamalar var. İnsanlar bir arada, ortam çok güzel. Genellikle birçok ülkede diyelim. Yılbaşı bittikten sonra çok karanlık bir aya giriyoruz. Işığın en az olduğu, zorunlulukların, sorumlulukların çok olduğu, vergi ayı birçok ülkede çok sevimsiz, çok ürkütücü, çok korkutucu, uzun bir ay. Ve en yakın kutlanacak şey Sevgililer Günü ki bence o da çok depresif bir şey birçok insan için. Sevgiliniz varsa ve her şey yolundaysa harika ama kaç kişinin böyle. Onun dışında da ilk kutlanacak şey Paskalya. Aslında Paskalya'ya kadar heyecan verecek, bizi bir araya getirecek, insanları iyi hissettirecek hiçbir şey yok. Bu yüzden de en tehlikeli aylar Ocak, Şubat ve Mart ama özellikle Ocak. Çünkü doğa da ölü şu anda. Dışarısı gri, karanlık birçok ülkede böyle. Nerede yaşarsanız yaşayın. Ben sıcak yerde yaşıyorum. Burası böyle böyle. Dolayısıyla ben depresyonla ilgili biraz bilgi vermek istedim. Çünkü fark ettim ki birçoğumuzun depresyonla ilgili düşünceleri bunun böyle hani sanki dışarıdan gelen bir hastalık gibi olduğuna dair. Bu böyle değil. Biraz onu anlatmak istiyorum. Siz de lütfen çekinmeden bana sorularınızı yazın. Mümkün olunca cevaplamaya çalışacağım. Önce bazı notlarım var. Onların üstüne gitmek istiyorum. Çünkü karışmasın diye. Şimdi beni iyi dinleyin. Çünkü bayağı yoğun gündem. Okey. Biyolojik olarak, şu tahtamı da alayım ben yanıma gene. Biyolojik olarak depresyonun üç tane çok önemli üç tane hormonla ilgili beynimizdeki. Bunlar dopamin, serotonin, doğru yazıyorumdur umarım. Bir de norepinefrin dediğimiz üç tane hormon var. Bu üç ay iyi görünüyor. Bir dakika. Aa, öbür türlü. Ha, şimdi oldu. Şimdi bu üç hormon depresyonla en ilgili hormonlar. Bunlar beynimizde yeterince salgılanmadığında veya aralarındaki denge doğru oturmadığında yaşadığımız duygusal güçlüğe verdiğimiz isim aslında depresyon. Bazılarımızda bu hal gelir geçer olarak tezahür ederken diğerlerinde bu kalıcı ve son derece sinsi ve tehlikeli olabiliyor. Dışarıdan kişi gülüp oynar gibi görünse de içten içe kendisini çok kötü, değersiz, kirli, yeterince iyi değil, rezil vesaire gibi hissedebiliyor. Aman diyorum, bu kişiler en çok intihar riski altında olanlar. Eğer aramızda bu kişiler varsa veya bu şekilde olduğunu bildiğiniz yakınlarınız varsa lütfen en yakın doktora gidin. Aile hekimi olabilir, acil servis doktoru olabilir, psikiyatrist olabilir, hemşire olabilir. İlk olarak bu insanlara seslenmek istiyorum. Hani dışarıdan çok güçlü görünen ve içi kan ağlayan çok çok tehlikeli bir hastalık. Aman dikkat edin. Yaşadığınız şey gerçek değil. Siz, ne siz bu kadar kötüsünüz, ne hayat bu kadar kötü. Ama öyle hissettiğinizi anlıyorum. İnsanın derisi yokmuş gibi olur. Canımız çok acır. Her şey yakar, batar. Çok çok zor bir süreç. Lütfen yardım isteyin. Başka türlü hiçbir şekilde çözülmez. Yardım istemek de çok zor geliyor. Çünkü kendinizi değersiz ve kötü hissettiğiniz için böyle hissettiğinizin de farkında değilsiniz. Kendinize ya da başkasına zarar vermeyin. En önemlisi bu. Çok çok zor bir süreç. Öncelikle bu gruba seslenmiş olayım. Sonrasında tekrar vurgularım bunu. Şimdi psikolojik olarak depresyon ne? Depresyon ruhumuzun yaşadığı duygusal güçlüklerle baş edemeyerek frenlere basması olarak görülebilir. Mesela ben insan ruhunu şöyle çiziyorum. Bir tane yuvarlak. O, bir sürü bir şeyler oluyor. İşte göç ediyoruz. Eşimizle sorunlar yaşıyoruz, ailemizle, ne bileyim parasal güçlükler falan bir takım şeyler oluyor. Arkadaşımızla tartışıyoruz. Şimdi bunu bir arada tutabilmemiz için hayat bir yandan koşturarak devam ederken ruhumuz bir anlamda frene basıyor diye düşünün. Yani bunların üstüne bir bulut iniyor, yavaşlatıyor her şeyi.
Ve bu bulut bizim dağılmamızı engellemek için var. Yani bu kütle kendini bir arada tutmaya çalışırken bizim yaşadığımız his, o kötü his, depresiflik. Ve bazılarımızda bu böyle ağır uyku, yorgunluk, hiç yerinden kalkmak istememe vesaire gibi tezahür ederken, bazılarımızda kendini suçlama, her an kötü bir şey olacakmış hissi, ne yapacağını bilememe, korku, kaygı, birilerine sığınma ihtiyacı, bunun farkında olmadan enerjisini arttıracak şeylere yönelme isteği, mesela seyahate gitmek, alışveriş yapmak, yeni birileriyle çıkmak vesaire olabilir. Yani bunu inkar ederken. Ama altta yatan şey aslında biz bir şey yaşıyoruz ve duygusal güçlük bu. Ve ruhumuz bununla baş edebilmek için frenlere basıyor ve bizi yavaşlatmaya çalışıyor. Ve bu his çok korkutucu. Sanki böyle karanlık bir çuvala girmişiz de bizi bir çukura atmışlar gibi. Çok kötü bir his. Sonuçta depresyon. Şimdi bunu anlamak çok çok önemli. Çünkü ne tür bir canavarla baş ettiğimizi bilmeden kendimizi tedavi edemeyiz. Depresyon bize dışarıdan gelen bir hastalık değil. İçimizde bir yerimizin kanadığını, istediğimiz kadar yüzleşmeyelim, kan kussak kızılcık şurubu içtik diyelim, kolumuzun kanadımızın kırıldığını bize gösteren bir tepki. Yani bizim bünyemiz yapıyor bunu. Böyle baktığımızda aslında ruhumuzun tümüyle dağılmamak için kullandığı bir savunma şekli. Yani öncelikle kendimizi sevelim ve anlayalım. Çok önemli bir şey bu. Yani biz aslında bir arada durmaya çalışan, ruhumuz aslında kendini bir arada tutmaya çalışırken böyle bir savunma yöntemi kullanıyor diye bakalım. Dolayısıyla bununla kavga etmek yerine, kendimizi sevmemek, beğenmemek yerine ne yaşadım ki ben böyle hissediyorum diye bakmaya başlamak çok çok önemli. Öte yandan hayatta devam etmek zorunda. Çoluk, çocuk, iş, güç, ev derken kişinin kendisini dinlemeye çok gücü ve vakti olmayabilir. Dolayısıyla bir denge bulmak lazım. Onlar da olacak ama önce sizi kendinizi iyileştiremezseniz kimseye de hayrınız olmaz, değil mi? Okey. Buraya kadar bana sormak istediğiniz, anlamadığınız ya da katılmadığınız bir şey olursa lütfen yazın. Eğer bununla ilgili bir soru yoksa ben depresyon tiplerine geçeceğim. Biraz onlardan bahsedeceğim. Çünkü tıpkı daha önce kanser anlatmıştım. Tıpkı kanser gibi depresyon da tek tip bir hastalık değil. Onu bilmemiz çok çok önemli. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü mesela siz kendinizinkini hafif geçiriyor olabilirsiniz ama başka bir arkadaşınız ağır geçiriyordur. Sizin kadar kolay toparlanamayabilir. Ne gerek var canım ilaç kullanmaya, ben nasıl atlattım diye düşünmeyin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Herkes çok farklı yaşıyor. Aman diyorum. Herkesinki bir değil. Okey. Eğer soru yoksa ki olmadığını görüyorum. Tamam. Şimdi ilk tipimiz distimi dedikleri moralsizlik. Yani normal bir moralsizlik hali. Ne bileyim mevsimsel olabilir. İşte bugün bir arkadaşımızla konuşuyordum. İstediği iş olmamış. Onun moralsizliği içerisinde gibi. Böyle bir belirli bir şeye yakın zamanda olmuş bir şeye bağlı. Ne bileyim eşiyle kavga etmiştir. İşinde bir sorun yaşıyordur. Çocuğuyla sorun yaşıyordur. Sebebini bildiğiniz zaman yaşadığınız şey, buna biz genel olarak moralsizlik diyoruz. Bu durumda genellikle ilaç kullanmamız gerekmiyor. Ama yine de kendimizi güçlü hissettirecek, güçlendirecek. Şu bulutların biraz olsun dağılıp, çünkü burayı netleştirirsek, içeride bizi esas yoranın, zorlayanın ne olduğunu anlarsak, bu bulutlar daha kolay dağılır. Burada moralsizlik olduğu zaman ve bunu tek bir olaya bağlayabildiğimizde, genellikle o bulutlar daha kolay dağılabiliyor. Depresyona geliyorum şimdi. Moralsizlikle depresyon aynı şey değil. Üç tipi var. Bunlar akut. Şuraya yazayım gene. Üç tip depresyon var diyoruz. Araştırmalar genel olarak, yani bunun bir sürü kategorizasyonu var da ben en kolayını anlatıyorum. Birincisi akut depresyon. Akut ne demek? Bir aciliyeti olan. Yani bir şey olmuş. Ondan sonra bu oluyor. Okay? İkincisi kronik. Kronik ne demek? Kronik hastalıklar gibi. Süre gelen. Kronik mesela 6 aydır, 2 senedir var gibi. Tipik olarak 6 ay ve 2 sene arasında görülen diye geçiyor kitapta. Karakteristik olan 3. tip. Yani ben kendimi bildim bileli böyleyim diyen. O
çocukluktan beri genellikle var olan ve gitgide kötüleşen. Şimdi ona da karakteristik diyelim. En zor iyileşen bu. Kronik olan da çok yaralayabiliyor. Tedaviye en kolay cevap veren akut olan. Buraya kadar herkes bir mi? Okey. Şimdi gelelim sebeplerine. Neler depresyon yapıyor? Hani şu daire çizmiştim, onun içinde böyle bir şeyler oluyor demiştim. Bunlar neler? Neler buradaki böyle bölünmelere sebep oluyor ki depresyon savunmasını kullanma gereğini duyabiliyoruz? Şuradan başlayalım. Karakteristik olandan başlayalım. En ağır depresyonlar annemizden gelenlermiş. Araştırmalar böyle gösteriyor. Yani annemizde bir depresyon hali varsa, mesela işte doğduğumuz ortamda, tabii ki hepimiz keşke sıcak, güzel, hoş evlere doğalım ama öyle olmadığını biliyoruz. Annemizin depresyonu veya hastalıkları veya annemizle olan erken ilişkide, yani doğduğumuz zaman 6 yaşına kadar olan süreçteki sorunlar, ne bileyim, döven bir baba olabilir, yaşadığı ortamda kadının yaşadığı bir sürü güçlük olabilir, ekonomik sebepler olabilir, politik sebepler olabilir, birçok kaygılar, korkular insanları en çok yaralayan ve temelden depresif yapıya sahip olmalarına sebep olan başlıca konu olarak görülüyor. Bunun bir sebebi de doğduğumuz zaman beynimiz son derece plastik diyoruz. Yani kolay şekil alan şekilde, şu hormonlardan bahsetmiştim daha önce. Bu hormonların temeli, yani bazını bozuk olarak belirliyoruz. O zaman onların değiştirmesi çok zor oluyor. Yani beyin kimyamız zaten doğuştan böyle bir ortama doğduğumuz zaman bizimle beraber kolay kolay mutlu olamayan, keyif alamayan, anne çocuk ilişkisinden çocuğuyla ilgilenecek takati olmayan, bu arada kimseyi yargılamıyorum, herkesin neler yaşadıklarını sadece hayal edebiliyorum. O zamanlar işte kişilerde karakteristik olarak kalıcı ve zorlayıcı bir tarz oturabiliyor ve bu kişinin elinde değil. Bunu bilmek de çok çok önemli. Böyle bir yakınınız varsa onlara yaklaşımınızda empati çok zordur. Depresif insanlar son derece, nasıl diyeyim, kötü kelime kullanmak istemiyorum ama sevimsiz olabilirler, zorlayıcı olabilirler, hiçbir şeyden mutlu olmazlar. Ve bu insanların içlerinde yaşadıkları fırtınaların sadece bir yansımasıdır bu. Bunu da unutmayalım. Diğer temel sebeplerden bir tanesi yetersiz bakım. Çocuklukta İngilizcesi neglect diye geçiyor. İşte çocuklukta yaşanan, yine yani çok gördüm, Türkiye'de çok yaygın. Anne baba çalışmak zorunda. Evde 3 tane küçük çocuk var. En büyüğü 5 yaşında. 5 yaşındakini emanet edip gidebiliyor çocuğun. Yapacak başka hiçbir şey olmadığı için. Şimdi buna biz ihmal diyoruz. Neglect. Bu da çok depresif yapabilecek bir şey insanı temelden. Yoksulluk, şartların eksikliği, işte ne bileyim, anne babanın teknik sebeplerden orada olamaması, hapiste olması, çalışmak için başka bir yere gitmek zorunda olması, ne bileyim, köyde başkalarının yanına bırakılmış olmak veya şehirde, hiç fark etmez. Bunlar temel olarak çok depresif bir yapı yaratacak özellikler. En son olarak en temel şeylerden biri de aile içi anlaşmazlıklar ve sorunların çok olduğu bir evde büyümek insanları son derece depresif yapıyor. Okey. Sonradan olan sebeplere gelelim. Bunlar daha çok kronik depresyona sebep olan şeyler. Birincisi tabii kayıp. Bunu çok duymuşsunuzdur. Kayıp olarak ne gördüğümüze bağlı. Mesela bir sevdiğimiz insanın kaybı, bunlar en basiti. İşte annenin, babanın, arkadaşın, eşin, evladın kaybı. Bunlar tabii çok büyük depresyona sebep olacak şeyler. Ama onu doğrudan kayıp olarak algıladığımız, ama kayıp olan mesela başka şeyler var. Benim başıma gelenden bahsedeyim. Mesela Amerika'ya geldik ve aslında mutlu bir olaydı bu bizim ailemiz için, İstediğimiz şartlarda gelebildiğimiz için. Ama ben buraya geldikten sonra yerel olarak kendime terapist deme hakkını yitirdim ve bunun için tekrardan okumam gerekti. O süreçte çok büyük bir kayıp yaşadım. Yani terapist kimliğimin kaybını yaşadığımı fark ettim.
ülkemizdeki kendimizi hissettiğimiz birey algısı değişiyor ve bu da bir kayıp. Kelimelerimizin değişmesi gerekiyor, söylemimizin değişmesi gerekiyor. Göçmenliğin getirdiği kayıplar illa gözle görülen kayıplar olmayabiliyor. Bir diğer konu çocukluğumuzda olan ve tekrarlamasından korktuğumuz bir şeyin başımıza gelmesi olabilir. Mesela en basit aklıma geleni söyleyeyim. Anne baba boşanmıştır ve çocuk bunu çok kötü bir şekilde yaşamıştır. Asla bana olmasını istiyordur. Kendisi yetişkinliğinde ne kadar uğraşsa da evliliğini bir arada tutamamış olabilir. Evliliği dağıldığı zaman bunu herhangi bir başka boşanan kişiden çok daha kötü yaşayıp çok ağır bir depresyon geçirebilir. Çünkü o onun için yaralı bir yerdir. Çocukluğundan ona iz kalmış ve korktuğu bir yerdir. Ve yetişkinliğinde bu tekrarladığı için bununla baş edemeyebilir ve tekrar burada anlattığım gibi çok ağır iz bırakan bir şey olabilir. Ama X bir insan, çocukluğunda böyle bir şey yaşamamış bir insan, bana ne ya ben yürümüyordu ayrıldım der, yürür gider. Dolayısıyla onu o kadar etkilemeyebilir. Yani kişiler arasında olayları yaşayış şeklimizin farklılığı da aslında biraz buna dayanıyor. Çocukken neyi nasıl gördüğümüz, bizi nasıl etkilediği, yetişkinliğimizde bunun bizde nasıl tezahür ettiği. Bir diğer konu işten çıkarılma, işsiz kalma. Bu da bir kayıp. Hastalık, bir tanı alma. Geçen göçmen annelerde gördüm. Bir hanım Crohn hastalığı, Crohn's disease tanısı almıştı ve çok büyük bir kayıp yaşıyordu aslında. Ondan bahsetmiş. Çok şok geçirmişti. Bir başka grupta Hashimoto tanısı almış. Tiroid aslında çok basit bir hapla hayatı regüle edebiliyorsunuz. Hashimoto mesela Crohn'la karşılaştırılmayacak kadar kolay yönetebilen bir hastalık. Ama o kişiyi çok kötü etkilemişti. Önemli olan onun nasıl algıladığı. Çünkü hepimiz insan aynıyız gibi görünüyor ama hassasiyetlerimiz farklı. Ve bunlar da genellikle çocukluğumuzdan gelen öğrenilmiş bazı hepimizin gözlükleri var ve o gözlüklerden hayatı nasıl gördüğümüze bakıyor. Mesela o bayan Crohn hastalığı olmuş olan, tanısı almış olan ve bununla nasıl baş edeceğini bilemeyen ve bununla ilgili çok büyük kaygılar, korkular ve bir araya gelemeyen ruhu gerçek anlamda aslında depresyon yaşıyor. Bir diğer konu gene evlilikte sorun, çaresizlik hissi, bundan çıkamayacağını düşünmek, sosyal olarak bize verilen bir takım kuralların dışına çıkmak istememek, insanların sevgisini, saygısını kaybetmekten korkmak, çocuklarımızla ilgili endişeler ve korkuların başa çıkılamaz hale gelmesi, mevsimsel depresyon, işte esas Ocak ayını seçmemizin bu konuşmayı yapmak için sebebi o. Özellikle daha kuzey ülkelerinde yaşayan kişiler, ne bileyim İngiltere gibi, İrlanda gibi, İsveç, Norveç, Danimarka ve hatta Almanya gibi kışın daha karanlık ve Rusya tabii daha karanlık, daha soğuk ve daha uzun geceleri, günün çok büyük bir kısmının karanlık olması insanı son derece depresif yapabiliyor ve bayağı hormonlarımızı etkiliyor. Öte yandan tabii başlı başına bir konu olması gereken ve benim uzmanlık alanım olmayan ama depresyon olduğu için burada bahsetmem gereken şey doğum sonrası depresyonu. Bunlar temel benim düşünebildiğim depresyona sebep olan olaylar. Şimdi eğer burada okuyorum bazı şeyler var. Gece uyurken dişleri sıkmak. Daha da sorular gelmiş. Gece uyurken dişlerini sıkmak genellikle stresle ilgili, depresyonla değil. Evet, uzun yıllardır. Kimlik kaybı grupta çoğumuzun yaşadığı bir kayıp ve yer yer depresif hissetme nedeni. Başlarda böyle oluyor ve ileride geçiyor diye umuyorum ama her yeni taşınılan yerde tekrar edecek olursa gerçekten büyük bir depresyonu tetikler. Kesinlikle doğru Pınar'ın yorumu. Öyle olunca da mesela benim tanıdığım bazı profesyonel expertler var. Yani dünyada birçok yerde yaşamış. Biraz
insan nasırlaşıyor ve bazı ilk yapman gereken şeyi biliyorsun. Oraya gittiğin zaman hayata fişi takılmış gibi, yani hayata plug-in etmek için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bunu birden çok kez yaptığın zaman kendini korumak için neler yapman gerektiğini de biliyorsun. Bunları ayrıca konuşalım. Şimdi bir numara en önemli şey, eğer depresif hissediyorsanız ilk yapmanız gereken şey, kaç yaşında olduğunuzun ve hiçbir şeyinizin olmamasının hiçbir önemi yok. İlk olarak eğer çok depresifseniz ve bu geçmiyorsa mutlaka tiroidlerinize, hormon düzeyinize baktırın. Bunlar çok önemli. İnanılmaz çok hastalık, depresyon, hormonlarla ve vücudumuzda bilmediğimiz bazı fonksiyonlarla alakalı ve doktorlar buna bakabiliyorlar. Bazı ilaçların yan etkileri, mesela diyelim ki MS hastasınız, MS ilaçları alıyorsunuz. Bu ilaçların yan etkisi sizi depresyona sokmak. Bunun gibi bildiğim başka neydi? Epilepsi ilaçları var. Gibi gibi, yani bazı mide ilaçları bile sebep olabiliyor diyebiliyorum. Onun için mutlaka 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 doktorunuzla detaylı olarak konuşun. Önce bir doktor görmek çok çok önemli. Ve aile hekiminize de eğer depresif hissediyorsanız ve özellikle ilk başladığımda anlattığım gibi kendinizi çok suçlayarak, çok yargılayarak kendinizi değersiz hissediyorsanız mutlaka önce aile hekiminize danışın ve onun size önereceği ilaçları ciddiye alın. Şimdi ilaç konusuna gelelim. Benim bugüne kadar karşılaştığım danışanların %99'u, onları bir doktora yönlendirdiğimde, bir psikiyatriste, bana ben ilaç kullanmak istemiyorum dedi. Bu çok tipik bir tepki. Ben de onlara eğer doktor gerekli görürse ilaç ne yapar onu anlatmaya çalıştım. Şimdi bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ayrıca yine ilaç dendiğinde tek bir ilaç yok. Farklı, yine tıpkı tek bir depresyon olmaması gibi vücudumuzda farklı süreçler bizde farklı hisler yaratabiliyorlar. Dolayısıyla doktor bunun nasıl yönetileceğini doktor karar veriyor ve ne ilaç kullanmak gerekiyorsa tabii ne ilaç kullanmak gerektiğini söylüyor. Terapist olarak benim görevim doktorla birlikte bunu çalışarak danışanı mümkün olduğunca kolay bu köprüden geçirmek. Şimdi ilacın size ne yaptığını anlatacağım. Ondan sonra bizlerin sizi niye ilaç almaya yönlendirdiğini belki daha net anlayacaksınız. Şimdi bizim beynimiz elektrikle çalışıyor. Bu elektrik de çok enteresan. Tıpkı böyle bir kabloymuş gibi. Beyin hücreleri birbirleriyle iletişim, bunlar beyin hücreleri olsun. Tamam. Beynimiz olsun şurada şöyle. Tamam. Nasıl pek olmadı ama neyse. Beynimizde bazı uyarımlar diyelim, stimulus, yani mesela biri bize bir şey söylediği zaman verdiğimiz tepki, daha önceden nasıl tepkiler vermeye alışmışsak aynı yöne gitmeye eğilimli. Yani tıpkı beynimizde belirli kablolar, yollar var gibi. Birisi size canım dediğinde, ilk aklıma geleni söyleyeyim, annem derdi canım deyince canın çıksın diyorsun diye bana kızdığında. Birisi size canım dediğinde, eğer içinizden iyi canın çıksın diye çıkıyorsa ve bu depresif hal yer etmişse belirli bir yoldan akıyor bu nöronların iletişimi. Yani tıpkı çimenlik bir alanda düşünün kendinizi. Belirli patikalar oluşturmuşuz gibi ve o patikadan tabii ki yürümeye daha eğilimliyiz. Yeni bir yol açmaktansa. İlaç bizim bu patikayı yok sayıp yeniden daha yapıcı bir patika oluşturabilmemizi sağlıyor. Bizim bu daha önceden oluşmuş yollara bağımlılığımızı azaltıyor. Daha yaratıcı, daha yeni, daha yapıcı bazı davranış ve düşünce ve duygulanım şekilleri olduğunu daha kolay, acı duymadan görebilmemizi sağlıyor. Ama bu tek başına iyileştiriyor mu? Hayır. Ama terapiyle beraber, konuşma terapisiyle beraber çok fark ediyor. Neden o zaman terapi yapacaksan, niye ilaç diyorsanız, eğer canımız o kadar çok yanıyorsa terapiye de daha dirençli oluyoruz ve bazı şeyleri düzeltemiyoruz. Benim genellikle danışanlarıma burada verdiğim örnek şu:
Apandisit ameliyatı olacağınız zaman anestezistle tartışmıyorsunuz, değil mi? Beni anestezi yapmadan apandisitimi alın diye. Çünkü canınızın çok yanacağını biliyorsunuz. Aynı şey. Depresyon terapisinde de aynı şey. Dolayısıyla eğer doktor ve psikolog size bu ilacı kullanmak ve bu terapiyi yapmak iyi olur diyorsa çok 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 önemli. Yani bunu ciddiye almanızı öneririm. Ben demiyorum ki size oturup sadece ilaç alın. Bunu düşünün. Hemen reddetmeyin demeye çalışıyorum. Okey, ilacı da geçtik. Terapi ne işe yarıyor? Birçok kişi ben kendi sorunlarımı kendim çözerim diyor. Ancak tek başına olduğumuzda her ne kadar tüm cevapların kişinin kendisinde olduğuna inansam da insan kendine hep aynı soruları sorabiliyor. Yani biz kendi kendimize farklı sorular, bütün cevaplar bizde ama sorularımız hep aynı olduğu için sürekli aynı cevapları veriyoruz. Dolayısıyla hep aynı yerde dönüp dolanıyoruz. Terapide olan şey birdenbire farklı bir soru sorabiliyor karşınızdaki insan çünkü farklı biri. Dolayısıyla birdenbire fark etmediğiniz bir kapı açılıyor beyninizde. Farklı bir proses başlıyor. Farklı bir düşünce şekli başlıyor. Farklı bir duygulanım başlıyor. O olaya tamamen atıyorum bu yönden değil de bu yönden bakabiliyorsunuz. Tamamen karşınızdaki insanın size sorduğu bir soruyla. O yeni soru çok çok iyi. Çok şey değiştiriyor. İşte terapi bu işe yarıyor. Ben dahi darda kaldığımda kendi terapistime veya arkadaşlarıma, terapist arkadaşlarıma danışıyorum ve bana bazen öyle bir soru soruyorlar ki bir anda beynim farklı çalışmaya başlıyor ve oradan yürüyüp daha kolay çözüm üretebiliyorum. EMDR sormuş birisi, onu soracağım. Anlatacağım. Bu EMDR daha çok travma ile ilgili, eski sorunlarımızla ilgili işe yarayabilir. Anlatacağım. Şimdi kendi kendimize ne yapabiliriz bunların ötesinde? Hani dedim ya şöyle bir şeyimiz oluyor. Ruhumuzda belirli olayların yarattığı fay hatlarımız var. O fay hatlarını biz hissetmeden yaşamaya çalışıyoruz. Hani böyle hatlarımız var işte şu oldu, bu oldu, şu kayıp, burası, buradayız falan. Şimdi bu fay hatlarıyla yaşarken bazen işte kan kussa kıvılcık şurubu içtim demek bizim için çok makbul bir şeydir. Türk kadını böyle yetiştirilir. Güçlü olmak çok önemli görünüyor. Güçlü olacağım diye kendimiz pahasına bir şeye girebiliyoruz. Dolayısıyla da yavaş yavaş o depresyon çökmeye başladığında esas kayıplarımızla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Kendi kendimize ne yapabiliriz? Geçmişinizi düşünün. Ve bugün yaşadıklarınızın ne anlama geldiğini kendi öykünüzün içinde değerlendirmeye çalışın. Bunu yazarak yapabilirsiniz. Kendinize bir akran seçebilirsiniz. Bir arkadaş, güvenilir bir insan. Siz onu anlatabilirsiniz. O size anlatabilir. Yani bunu eğer hani terapinin dışında neler var diye düşünüyorsanız söylüyorum. Yazmak çok iyi bir şey. Hani geçmişte yaşadıklarınızı yazarken bugün yaşadıklarınızın size nasıl benzer hisler yaşattığını fark edebilirsiniz. Mesela geçmişte annenizle babanızla yaşadığınız bir şeyin benzerini bugün bir arkadaşınız size hissettirmiş olabilir ve bu sizin canınızı çok acıtmış olabilir. Arkadaşınız kötü niyetli biri olduğu için değil, bu olayın sizi bu kadar etkileyeceğini bilemediği için. O durumda bunu fark ettiğiniz anda gidip o insanla konuşarak belki kendinizi daha güçlü, gerçek anlamda güçlü hissedebilirsiniz. Bu bir örnek. Bu mindfulness denen bir şey var. Çok duymuş olabilirsiniz. İnternette çok geçiyor, gazetelerde. Bu bir cins meditasyon. Nasıl anda olabiliriz? Yani o anda içimizde ne olup ne bittiğini, kendi iç sesimizi duymayı kolaylaştırabilmek için geliştirilmiş. Aslında Budist felsefesinden gelen 2 dakikayla başlayıp bunu işte 15-20 dakikaya uzatabilenler var. Gün içerisinde kendi kendine kalıp bir sessizlik yaratıp o sessizliğin içinde iç dünyamda neler oluyor diye bakabilmek mümkün. Bunun yararlı olacağını düşünüyorum. Esas canımızı acıtan şeyi bulmamızı kolaylaştıracaktır.
ve olayın adını koyduktan sonra baş etmek daha kolay oluyor. Adını koymak çok önemli bir konu. Affect labeling diye geçiyor. Esas beni rahatsız edenin hissin ne olduğunu bulmak. Şöyle bir araştırma yapmışlar. Size bir slide gösteriyorlar. Bu slide'da bir sürü yüz ifadesi var. Bu arada kişiyi de bunların karşısına getiriyorlar ve beyin aktivitesini işte bir takım aletlerle, fMRI deniyor, fonksiyonel MRI'ler, bunlarla izliyorlar. Ve kişilerin amigdala dediğimiz stres anında aktive olan beyin parçasının ancak bence yüzlerde şöyle bir şey var. Hepsinde bir ne bileyim asık, gergin, kızmış vesaire surat var. Ve biz izleyen kişinin beyninde stres yeri çok aktif o anda. Bir tanesinde sadece izliyorsun, bir tanesinde adını düşünüyorsun ne olduğunu o hissin falan gibi. Bir tanesinde de karşıdaki suratın içinde ne olduğunu söylüyorsun. Yani bu kızgın diyorsun mesela. Kızgın dediğiniz anda beyindeki o stres şeyinin düştüğünü görmüşler. Dolayısıyla bir şeylerin adını koymak aslında fark etsek de fark etmesek de bizde o acayip stres ve baskı hissini yaratan duygunun, basıncın azalmasını sağlayan bir şey. Onun için yazmak, içimize bakmak, düşünmek, biriyle bunu konuşmak ve adını koymak çok çok önemli. Rahatlamak için birinci adım ne yaşıyorsak onun adını koymak. Şu içimizdeki fay hatlarının neler olduğunu belirlemek. Diyeceksiniz ki bu bana neye yarayacak? İşte anlattım. Beynimizdeki stres, amigdala dediğimiz stres alarmını veren ve bizi o çok kötü hissettiren şeyin azalmasını sağlıyor. Okey. Bir yandan da sorulara bakıyorum. Okey. Diyelim ki çok kötü hissediyorsunuz kendinizi ve hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bana ne, ben yapmayacağım diye direnmenin gerçekten hiç kimseye bir yararı yok. Ne olur bunu unutmayın. Bu bir savaş. Hepimiz de bu savaşın içindeyiz. Hayat hiç kolay bir yer değil. Bazımıza daha zor, bazımıza daha kolay. Ne acılar, neler var. Sadece kendinize didişiyor olursunuz eğer yapmanız gerekenleri yapmamaya çalışırsanız. Adım adım bir yol açın kendinize. Yapabildiğiniz kadar her gün gerekirse 2 dakika, ne bileyim, geleceğim şimdi daha farklı yapabileceğimizlere, egzersiz vesaire. Bir örnek vereyim size. Yıllar yıllar önce ilk Amerika'da okumaya gelmiştim. 21-22 yaşındaydım. Çok ağır bir depresyon geçirdim. Yalnız hiç kalamıyordum. Kolumu kaldıracak, dişimi fırçalayacak halim yoktu. Sonra bir gün bütün yapmam gereken ve ötelediğim işleri listeledim. Küçük küçük başladım bu listenin üstesinden gelmeye. Ama çok basit işler, yani bankaya gidip hesap aç, postaneye gidip mektup yaz falan, mektup at gibi. Her kalemi bitirdiğimde yanına bir tık attım. Birdenbire kendimi çok çok daha iyi hissetmeye başladığımı fark ettim. Ve bunu da yıllar sonra okuduğum zaman anladım. Şimdi günümüzün içerisini yapılandırmamız çok önemli. Sadece günümüzün değil, haftamızın. Çünkü o boşluk hissi, hele bir de göçmenseniz daha az arayıp soranınız olacağı ve gidip yapacağınız işler genellikle markete gitmek, bankaya gitmek vesaire gibi tatsız işler olduğu için hayatı yapılandırmak çok çok önemli. Ben de bunları yaptıkça kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım ve her günüme bir şey koydum. Yani sabah kalkacağım, sporumu yapacağım, duşumu yapacağım, ondan sonra okula gideceğim, motor ders. Yani her saate bir şey koyun, bir chart yapın kendinize. Bir kağıt, bilgisayarınız yoksa bir kağıdı çizin işte Pazartesi, Salı, Çarşamba diye. Depresyon bir izolasyon hastalığı. Bunu unutmayın. Yani ne kadar yalnız başına kalırsak ve ne kadar o döngünün içinde tıkılı kalırsak o kadar o ses hakimiyet kazanıyor bizim üzerimizde. Biz bunu ne kadar başkalarıyla bağlantıya geçerken ne kadar kırabilirsek bu izolasyonu o kadar hafifler hissiniz. Pınar Erbaş bir şeylerin bizi asıl rahatsız eden duygunun adını koymakla ilgili anlattığım yöntem. Bu bir yöntem değil, bir araştırma anlattım. Sadece adını, affect labeling, sanıyorum onu soruyorsun. Affect duygu demek, duygulanım daha doğrusu. Labeling etiketlemek. Şimdi, okay, egzersiz çok çok önemli. Yıllarca bu konuda direnmiş biri olarak söyleyeyim. Her sabah
10-15 dakikalık bir yürüyüş bütün gününüzün daha iyi geçmesini sağlar. Hele de soğuk iklimdeyseniz dışarı çıkmak daha zor böyle yerlerde. O zaman yapabileceğiniz başka bir şey ne bileyim evde kültür fizik hareketleri yapın. Yani kalp atışınızı sağlığınız elverdiğince hızlandırmak ve biraz ter atmak vücudunuzdaki şu başta bahsettiğim hormonların daha doğru salgılanması için çok önemli bir şey. Kalple oranın bilgisi var çünkü. Yine doktora danışarak balık yağı, E vitamini yağı, keten tohumu gibi omega 3 yani E vitamini farklı bir şey de omega 3 yağının antidepresan etkisi olduğu biliniyor. Ama hani kimin karaciğeri ne durumda, kimin kalbi ne durumda, damarları ne durumda hani bunu bilmeden ezbere gidip vitamin ve balık yağı alın demek istemiyorum. Lütfen doktorunuzla konuşup alın. Bu sizin sorumluluğunuz. Ben bunu kimseye öneremem doktor olmadığım için. Ama kitaplar bunu yazıyor. Ve benim kendi tecrübemde de B vitamininin de çok önemli olduğunu gördüm. D vitaminini de duyuyorum. Ama tabii eksiklik varsa yani bunları ezbere kullanmaktansa mutlaka aile hekimine danışarak gitmek çok çok önemli. Bir başka öneri. Okay. Şimdi ilk başta dedim ya depresyon beynimizin salgıladığı 3 tane hormonla çok ilgili diye. Serotonin, dopamin, norepinefrin. Araştırmalar insanın şükrettiği zaman yani bayağı şükretmek yani sağlığım ne varsa hayatınızda şükredebileceğiniz sağlığım için ne bileyim başımın üzerinde bir çatı olduğu için arkadaşım için eşim dostum için falan şükrettiğimizde beynimizde şu serotonin üreten bölgenin aktive olduğunu bulmuşlar. Dolayısıyla gün içerisinde defalarca hatırladığınızda hani var ya büyüklerimiz yaparken oh ya Rabbim şükür hakikaten bunun bir anlamı var. Eğer şükredecek şey bulamasanız bile şükredecek ne var diye düşündüğünüzde bile oluyormuş bu etki. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben düzenli olarak uygulamaya çalışıyorum. Her akşam çocuklarımla yatmadan önce de bunu oyun gibi yapıyorum. Üç tane o gün içinde olan ve müteşekkir olduğumuz şeyleri buluyoruz. Onları da öğretmeye çalışıyorum. Onun dışında, okey, şu an aklıma gelen başka bir şey yok. Tabii ki arkadaşlık, dostluk, yalnız hissetmemek çok çok önemli şeyler. Bunların ne kadar önemli olduğunu vurgulamamın şeyi yok. Yalnızlık depresyonun bir numaralı arkadaşı diyeyim. Ve dostluk ve yakınlık bir numaralı düşmanı. Şu EMDR'dan bahsetmek istiyorum. Demin dedim ya bir arkadaş sormuş EMDR'ın ne olduğunu biraz anlatır mısınız diye galiba. Neyse. EMDR. EMDR diye bir yöntem var. Bir kadın psikolog. Birisi demiş ki sadece daha kötüsünü şükrediyoruz, düşünüp şükrediyoruz genelde. Hayır, iyi şeyleri bulmaya çalışıyor. Yani nefes aldığınız için şükredin. Yemek yiyebildiğiniz için şükredin. Su içebildiğiniz için şükredin. Bunu bile yapamayanlar var. O kadar zor durumda olan. Şöyle, EMDR, Eye Movement Desensitization ve Reprocessing demek. Francine Bacon diye bir kadın. Bu kadın bir psikolog. Bir gün kendini çok kötü hissederken parkta yürürken sağa sola oynatarak yürüdüğünü fark etmiş. Düşünüyor bir yandan. Ve şu şekilde böyle gözleriyle yani bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya bakarak ilerlediğini fark etmiş ve bunun onu rahatlattığını fark etmiş. Bunun üzerine acaba hakikaten böyle bir şey var mıdır diye çalıştığı hastanede özellikle savaş gazileriyle çalışıyormuş Amerika'da. Onlara yönelik böyle bir küçük deney yapmış ve hakikaten o kişilerin travma semptomlarının çok azaldığını fark etmiş ve bunun üzerine işte birçok araştırmalar yapılmış ve bu EMDR denen terapi bulunmuş. Gerçekten çok etkili. Eğer özellikle de sizde illa böyle hani kaza, facia,
büyük olay vesaire olması gerekmiyor. Yani sadece annenizle yaşadığınız bir konudaki bir tartışma bile sizde travma etkisi yaratmış olabilir çocukluğunuzda. Kelimelerinizle anlatabildiğiniz her şey için yapılabilir ve bunun uzmanı olması gerekiyor yalnız karşıda gittiğiniz insanın. Bu kadının kendi kendine EMDR yapmak diye de bir kitabı var. İnternetten arayıp bakabilirsiniz. Onun dışında başka sorması, yeni ülke Ayça Menteş, yeni ülke, yeni yaşam ve düzen ve yapmamız gerekenler listesi gerçekten overwhelm edebiliyor kesinlikle. İlk geldiğimde işim gücüm vardı ama evde yalnızdım. Eve gelen tüm dokümanlar Hollandacaydı. Çok zor bir şey. İlk 6 ay inanılmaz boğmuştu beni. Anlamadığım 100 tane mektup, ne aksiyon almam gerektiğini bile anlamadım. Çok doğru. Yani bunlar kaçınılmaz. Çok doğru. Google Translate iyi ki var. Olmaya da bilirdi. Yani can havliyle hareket etmek gerekiyor. Göçmenlik başlı başına çok 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 zor bir şey ve belki de bu grup o yüzden çok güzel bir grup. Çünkü ne kadar hayatın zor olduğunu anlayan ve birbirine o yönde destek olan. Mesela birçoğumuz için bu göçmen anneler grubunun bir can simidi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bu yalnızlığımıza bir ilaç oluyor. Kendimizi daha az izole hissetmemizi sağlıyor. Bizim gibi düşünen ve hisseden insanlar olduğunu anlıyoruz. Çok çok zor bir şey göçmenlik. Ama ülkemizde bulunduğumuz yerde daha mı az depresyona giriyoruz? Hayır. Orada da bambaşka şeyler buluyoruz. Eşle dostla yaşadığımız gerginlikler, ailelerin her şeyin içinde olması vesaire. Hani bunlar da yeterince depresyon sebebi olabiliyor. Unutmayalım. Gerçekten Pınar banyo yapmanın ne kadar iyi geldiğini yazmış. Banyo yapmak bana da çok iyi geliyor. O su beni çok iyileştiren bir şey. Bana da çok uyku çok iyi geliyor. Uykunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tapping metodu da EMDR'a benzer mi çalışıyor? Tapping metodu bir cins akupunkturla kayropraktik gibi bir şekilde çalışıyor. Yani meridyenlere falan dokunarak çalışıyor. O da çok iyi. Yani onun da çok etkili olduğunu biliyorum. İnternette çok bununla ilgili video görebilirsiniz. Onun da adı EFT diye geçiyor. Emotional Freedom Teknik veya Tapping diye de bazıları adını farklı kullanıyorlar. Başka başka yeni komentler var. Banyo, doğal yağlar. Doğal yağları duyuyorum, denemedim. Eğer sizde işe yarıyorsa tabii neden olmasın. Su bilmiyorum niye bu kadar iyi gelen bir şey. Ama beni yenilenmiş hissettirdiği kesin. Size de iyi geldiğine sevindim. Bazı şeyler var, çaylar var. Onların da iyi. Yani kahveden biraz uzak durmak gerekiyor. Kahve genel olarak insanı keskinleştiriyor. Onun yerine çayı tercih edin diyorlar. Siyah çay yani. Bizim Türk çayı. Tabii ki şeyi saymıyorum bile. Yani ıhlamur, rezene, ada çayı bunlar genel olarak insanı zaten rahatlatan ve daha sakinleşen. Tabii ki papatya. Hani bunlar çok iyi çaylar. Daha iyi geliyorlar. Başka başka. Ha bir de bir St. John's Wort diye bir şey var. Supplement yani destek şeyi bütün eczanelerde reçetesiz satılan. Bazı insanlar bunun iyi bir antidepresan yerine geçeceğini söylüyorlar. Ben bunun dozunun ve nasıl ayarlanması gerektiğini çok iyi bilmiyorum. O yüzden bu konuda bir yorum yapamayacağım. Kendim de denemedim. Ama sizde işe yarıyorsa ve sorun yoksa süper. Deneyebilirsiniz. Yine doktorunuza danışın. Evet. Benden bu kadar arkadaşlar. Eğer başka sorunuz yoksa benim konuşmam bugünlük bu kadar. Yardımcı olmaya çalışayım. Başka sorusu olan varsa. Boşanma, kayıplar ve göç büyük yaslar demişti terapistim. Yaş tutsan tutma hakkın olan bir dönemden geçiyorsun diye zaman zaman kendimi sakinleştiriyordum. Çok doğru. Boşanmak, kayıp, göç. Şimdi bunlar daha kolay yakalanabiliyor. Yani şu fay hattında baktığımız zaman içimize neden böyle hissediyorum sorusunun daha kolay cevabı bu. Benim için daha tehlikeli olan onun net olmadığı zamanlar. Yani bir sürümüzün içi karambol. Yani o karambolün içinde esas canımı acıtan nedir? Onu bulmak çok zor. Antidepresan yerine geçen supplement'ın adı St. John's Wort diye geçiyor. Her yerde var. Yalnız
Doğum kontrolünün şeyini hafifletiyor bildiğim kadarıyla etkisini. Bir hap falan kullanıyorsanız aman istemeden hamile kalmayın. Mindfulness için çok fazla kanal. Ay vardı. Benim bir tane Dr. David Younger diye bir adamla beraber, bir psikologla beraber yaptığım Chronic Illness Therapy diye bir YouTube kanalım var. Ücretsiz. Orada Mindfulness diye son iki bölüm var. Onu dinlemenizi öneririm Ayça Menteş. Özellikle siz sorduğunuz için söylüyorum. David bu mindfulness işini çok çok iyi biliyor ve orada inanılmaz güzel kaynaklardan bahsediyor ve çok iyi anlatıyor. İngilizce, eğer bu sizin için sorun değilse bakmanızı öneririm. Chronic illness therapy genel olarak terapiyle ilgili hayata dair kronik hastalıklarla baş eden insanlar için yaptığımız bir kanal. Bayağı birçok video var. Oraya bir bakın isterseniz. David orada bazı kişilerden ve kaynaklardan bahsediyor. Ezberimde değil ama. Reçetesiz satılan. Belma sormuş. St. John's Wort. Tekrar söyleyeyim. Ve onun gibi sorabilirsiniz eczacınıza. Evet, Günsu Tem'in söylediği aynen doğru. Sarı kantaron doğrudur. Sarı kantaron çiçeği. Evet. Kanalın adını buraya nereye yazacağımı açıkçası bilemiyorum. Chronic Illness Therapy. Ben konuşma bittiği zaman yazayım. Biraz önce bahsettiğim kitabın da ismini söyleyeyim. Onu da yazayım size. Francine Bacon EMDR diye geçiyor. Valerian, şimdi triptofanın ne olduğunu bilmiyorum ama Valerian, Saime Ayci Bin Harman, sakinleştirici bunlar. Antidepresan kalkındırmak için kullanılır. Eğer kaygılı bir insansanız sakinleştirici kullanmanız gerekiyor. Bunlar işte Valerian, o kedi otu denen şey. İkisi ayrı şeyler. Depresyon bu böyle hani kalkınma ihtiyacı hissettiğimizi, kafamızı kolumuzu kaldıramayacağımız zaman. Şey ise bu tarz anti-anksiyolitik dediğimiz yani anksiyeteyi, kaygıyı ve korkuyu azaltması gereken şeyler valeryan. Dolayısıyla karıştırmayalım, insanlara iyi gelmeyebilir. Nurgül çok teşekkür ederim. Kronik illness terapi yazdığınız için buraya benim kanalımı söylüyor YouTube'daki. Sadece söyleyeceğim o kronikin sonu C ile bitiyor. Çok çok teşekkürler. Bakayım Pınar'ın söylediğini bu mu acaba demiş. Onun ne olduğunu göremiyorum. Pınar, bizim kanalı mı gösteriyorsun? Chronic Illness Therapy. Eğer David Younger'la benim beraber açtığım. Beni takip edebileceğiniz bir internet sitesi var mı? Vallahi çok aktif olarak update ettiğim bir sitem yok. Belirli şeyler var. Doğumlarım, ya işte en iyisi chronic illness terapi yani en canlı olarak her hafta yüklüyoruz. Yani David'le oturuyoruz. O başka bir şehirde, ben başka bir şehirdeyim. Üniversiteden, doktoradan arkadaşım. İkimiz de çok iyi biliyoruz bu kronik hastalık hikayesini. Onun çerçevesinde olabilecek her şeyi konuşuyoruz. Ama iki tane terapistin konuşması sonuçta. Hani hoşunuza gidebilir de gitmeyebilir de. Doğumlarım sonrası yüzme sayesinde o dönemi kolay atlattım. Havuzda başımı su yıktı. Arınma, gerçekten müthiş bir şey. Eğer gidebileceğiniz bir havuz varsa ben sıcaklıktan mutlu olduğumu fark ettim. Ben sauna seviyorum mesela. Bana sauna çok iyi geliyor. Ha bir de masaj. Galiba benim bağlantımda bir sorun var. Düzeldi mi arkadaşlar bilmiyorum. Herhalde düzeldi. Bir an gitti galiba. Masajı çok çok tavsiye ediyorum. Eğer güvendiğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz bir yer varsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, düzeldi. Teşekkürler. Evet, o kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten bir saatimiz dolmak üzere. Kantaron çiçeğini nasıl kullanmalıyız bilmiyorum. Şey, kutusunun üstünde ne yazıyorsa. Başka comment var mı diye bakıyorum. Bir şey daha geldi aklıma. Konuyla ilgisiz bulacaksınız ama şöyle bir bağlantı var. Daha önce kanserle ilgili söylemiştim.
Yağ, vücuttaki yağ enflamasyon yapar. Enflamasyon kanser yapabilir diyorlar. Yani kanserin sebeplenen biri budur. Depresyonun da sebeplerinden biri enflamasyon. Dolayısıyla yediğimiz, içtiğimiz çok çok önemli. Vücudumuzdaki yağı azaltmak. Onun için şey diyorlar, bu hani karbonhidrat düşük rejimler insanı çok öforik, yani mutlu, yüksek moralli vesaire yapabiliyor çok hızlı bir şekilde. O yüzden kilo vermeye dikkat edin. Düşük karbonhidratlı, iyi kaliteli yağları yüksek, sağlıklı proteinlerle beslenmeye çalışın. Depresyona girdiğimizde daha çok karbonhidratlı, şekerli şeyler yemek isteriz. Bunlardan uzak durmaya çalışın lütfen. O da çünkü daha da depresyon yapıyor. Yani enflamatuar şeyler yediğimiz zaman, yani şişiren şeyler insanı daha da depresif yapar. Bunu unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Tahammül edip dinlediğiniz, izlediğiniz için, sorularınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı benimle paylaştığınız için iyi ki varsınız. Ben de böyle bir grubun parçası olduğum için çok mutluyum. Çok sağ olun. Hepinize depresyonsuz günler diliyorum. Hoşça kalın.